Selam dostlar. Bu videoyu özellikle Galaxy Note serisi cihaz kullanan arkadaşlar için çekiyorum. Malumunuz cihazın kalemi var. Biz bu kalem olayını sevenler bu Galaxy Note'u kafasında ilk çıktığı andan itibaren belledi. Şimdi bu kalemin tabii ki bir güzellikleri var. Çizim özellikle gibi bir takım mükemmel avantajları var. Fakat enteresan bir avantajı var. Arkadaşlar bunu bilmeyebilir kullanan arkadaşlar. Şimdi bu videoda ben o ilginç özelliğinden bahsetmek istiyorum. Videoyu başlatma ve durdurma özelliği var kalemin. Dolayısıyla mesela ben hiçbir editing yapmayacağım bu videoda. Video gördüğünüz şekilde başladı ve videoyu bitiriş şeklim de kalem üzerinden olacak. Kısa bir video. Özellik gösterme amaçlı ve kısmen de bir ambiyan testi amaçlı. Bir sonraki videoda da Boya BYM1'i ilk kez Galaxy Note 10 Lite ile test edeceğim. Şimdilik bu videoyu burada kalemle birlikte sonlandırıyorum. Evet dostlar, kusura bakmayın bu aksaklık için. Şimdi hadise şu. Boya BYM1 mikrofonu Galaxy Note 10 Lite ile ilk kez test ediyorum. Videoyu kalemle başlattım. Kalemle başlatma özelliği ile ilgili videoma bakarsanız bu telefonun güzel bir özelliği. Kalemi kullanarak videoyu başlatıp sonlandırabiliyoruz. Fakat teyit etme amaçlı video başladı mı başlamadı mı bakmak zorunda kaldım. Bunun sebebi ise mikrofonu taktığım zaman speaker'ın devre dışı kalması ve benim başlattığım zaman o dın sesini duyamamış olmam. Başka da bir şey değil. Şu an bu videodaki sesin diğer videoya göre daha güzel geliyor olması gerekiyor. Çünkü şu an harici mikrofon kullanıyorum. Bununla ilgili belirtmem gereken bir husus, bu harici mikrofonun Boya BYM1 harici mikrofonunu mesela örneğin Xiaomi Mi 5 telefonuma taktığımda kendi üzerinde gelen program bunu otomatik olarak tanımadı. Onun için ayrıca bir program kurmak zorunda kaldım ve o program üzerinden ayarlar yaparak ancak harici mikrofonu cihaza tanıtma imkanı buldum. Fakat burada Galaxy Note 10 Lite takar takmaz mikrofonu tanıdı, harici mikrofonu, ki mantıklı olan da budur. Takar takmaz tanımasını beklersiniz gelişmiş bir sistemin aslında. Bu da bana bir imkan tanıyor. Yani yeniden bir ayrıca bir program kurup da onu kullanmama gerek kalmıyor, video çekim programı. Güzel bir durum. Bu şekilde de bu videoyu bitirmiş olalım. Yani tamamen test amaçlı videolar bunlar. Şu an 3 şeyin testini yapmış oluyorum. Bu videoda birincisi kalem testi tekrar. İkincisi Boya BYM1 mikrofon testi. Üçüncüsü ise ortam testi. Bir başka videoda görüşmek üzere. Hoşça kalın.